Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Realme C55 cep telefonunu inceliyorum. Beni takip edenler bilir ben daha önce kanalımda Realme C55 cep telefonunu incelemiş. Hatta kamerası için ayrı bir videoda hazırlamıştım. Çok beğendiğim orta sınıfın güzel bir modeli olmuştu Realme C55. Şimdi ailenin C55'ten de birazcık aşağıda olan bir modeli olan C53 de yine bana teste geldi. Ben her zaman yaptığım gibi bir genel gönlümden bahsetmek istiyorum ve telefonu elime alıp başlıyorum arkadaşlar. Ön taraftan baktığımızda arkadaşlar damla bir çentik var. Hemen üst kısma konumlandırılmış. Bu çentiğin içinde de bir de ne yer alıyor? Kamera bulunuyor. Telefonun ekran çerçeveleri yanlarda ve üstte çok kalın değil. Oldukça ince tasarlanmış. Alt kısmında bir parça fazla bir kalınlık var ama bu çerçeveler gözü yormuyor. Gayet kullanımı da kolay bir şekilde bize sunulmuş oluyor. Yan yüzü çevirdiğimde önden baktığımda sağ tarafta üzerinde çok hızlı bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş güç açma kapama düğmesi bulunuyor. Onun hemen üstünde ise klasik olarak bir ses açma kapama tuşu yer alıyor. Sol tarafı çevirdiğimizde ise sim kart yuvası olduğunu söyleyeyim. Onun dışında başka bir şey yok. Alt kısmı çevirdiğimizde kulaklık girişi 3.5 milimetrelik tip C bağlantı yuvası, mikrofon ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Üst kısmında da yine herhangi bir bağlantı vesaire bulunmuyor arkadaşlar. Telefonun arkasını çevirdiğimde ise karşıma üçlü kamera görünümü çıkıyor ama bu üçlü alanlardan bir tanesi kamera değil, LED lamba konumlandırılmış tam ortasına. İkili bir kameramız var aslında. Böyle kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde bir alanın tam içinde bulunuyor. Alt kısmında bir Realme yazısı var. Bana gönderilen ürün siyah renkli ve oldukça hoş göründüğünü söyleyebilirim. Bu arada telefonun önemli bir özelliği sadece 7.49 mm ultra ince ışıltılı şampiyon tasarımına sahip ve segmentindeki en ince akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Öte yandan telefon genellikle üst düzey amiral gemisi modellerinde görülen popüler dik açılı çerçeve tasarımına sahip. Bu sayede kullanıcılar rahat bir kavrama hissi yaşayabiliyorlar telefonla. Bunlar önemli detaylar. Bu genel görünümden sonra Realme C53'ün şimdi de teknik özelliklerine göz atıyorum. Telefonda 6.74 inçlik 90 Hz yanılma hızına sahip olan bir ekran bulunuyor. 7.49 mm'lik ultra ince dizayn olduğunu söylemiştim. 5000 mAh'lik pil, kutusundan çıkan 33 W'lık SuperVOOC hızlı şarj, 8 GB dinamik RAM ki bunun 4 GB'ı fiziksel, 4 GB da sanal RAM olarak arttırılabiliyor ve 128 GB'lık depolama alanının olduğunu söyleyeyim. 50 megapiksellik yapay zeka destekli bir kameramız var. Güçlü 8 çekirdekli bir işlemcimiz bulunuyor ve mini kapsül özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimini arkadaşlar. Telefonda Unisoc T612 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci özellikle böyle bu tarz ürünlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir işlemci ve Realme'nin modellerinde çok sık kullanılan bir işlemci arkadaşlar. En azından bu kategoride karşımıza çıkıyor Realme modellerinde. İşlemciyle ben çeşitli sentetik testlerde yaptım. PCMark testini şimdi şuradan çıkaracağım. Sizlere göstereceğim. Bu kategori için yeterli bir noktada puan verdiğini söyleyebilirim. İşlemciyle günlük ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Telefonda sosyal medya platformlarını kullanmak, internete bağlanmak, YouTube'da video vesaire izlemek gibi işlemlerinizi bu işlemciyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun vesaire yaşamadan telefonunuzu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu telefonla oyun da oynadım arkadaşlar. Biliyorsunuz Asphalt 9 çok oynuyorum ve genelde teste gelen telefonlarda bu oyunla testler falan yapıyorum ben. Bu oyunda gayet güzel bir şekilde rahat bir şekilde oynadım. Bu işlemciyle birçok popüler oyunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Asphalt 9'da da bayağı güzel böyle deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Bu arada ekranın 90 Hz olması önemli bir detay. Oyunlarda böyle menülerde gezerken ve diğer işlemleri yaparken bu 90 Hz'in farkını fazlasıyla hissediyorsunuz. Güzel bir deneyim sunduğunu söyleyeyim. Hani bu kategoride ve bu segmentte pek görülmeyen bir özelliktir bu 90 Hz olması arkadaşlar. Bunun da olması Realme C53'ün güzel özelliklerinden birisi olmuş. Şimdi gelelim Realme C55'te de bulunan mini kapsül özelliğine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mini kapsülün yeri değişmiş. Realme C55'te Realme Labs diye özel bir menü üzerinde öyle bir bölüm vardı. Burada artık bildirimlerin altından oluşan biliyorsunuz. Yine 3 farklı senaryo ekseninde kullanabiliyorsunuz bu özelliği. Birinci senaryo şarj olurken kullanıyorsunuz. Şarj olurken o kameranın bulunduğu alan böyle büyüyüp bir orada yazılar yazmaya başlıyor. Eğer SuperVOOC destekli bir adaptörle şarj ederseniz ki kutusundan çıkıyor bu arada bu adaptör. Orada SuperVOOC yazıyor. Eğer normal bir adaptörle şarj ederseniz de orada da şarj olduğunu gösteriyor sizlere. Birinci senaryomuz bu arkadaşlar. İkinci senaryo ise veri kullanımı. Siz telefonda bir veri limiti belirliyorsunuz ve bu veri limitinin %90'ını kullandığınız andan itibaren oradaki o menü arkadaşlar mini kapsül
turuncu renkte size işaret vermeye başlıyor. Bu şekilde de anlayabiliyorsunuz. Üçüncü senaryo ise adım sayacı. Şimdi adım sayacı her akşam saat 9'da size o gün kaç adım yaptığınızı gösteriyor. Yine o mini kapsül adını verdiğimiz o bölümde. Ben bu mini kapsül özelliğini çok sevdim. Realme C55'te de bu özelliği beğendiğimi söylemiştim. Bu telefonda da beğendim. Tabii siz beğenmeyebilirsiniz bu arada. İstiyorsanız da açmazsınız. Yani illa açmanız gereken bir özellik değil. Açmazsınız ya da gerekli ayarları yapmazsınız ki bildirimler menüsüne girdiğiniz zaman orada isterseniz tek tek açabiliyorsunuz bu özellikleri. Yani bu 3 senaryodan herhangi birini seçebilirsiniz veya tamamen de kapatabilirsiniz. Burada bütün kontrol sizde olduğunu da söyleyeyim. Telefonda sanal RAM'le birlikte 8 GB'a kadar çıkartabildiğiniz bir RAM bulunuyor. Ben bunu direkt çıkarmanızı öneririm. Çünkü telefonun performansını önemli ölçüde etkileyen bir nokta bu. Söyleyeceğim bir diğer konu ise 128 GB'lık depolama alanı olması iyi olmuş. Genelde bu tarz modellerde veya bu kategorideki telefonlarda artık 64 GB oluyor. Ama burada 128 GB tercih edilmiş. Bence iyi olmuş. Çünkü 64 GB baktığınızda yarısı neredeyse ki yaklaşık olarak 25-30 GB'a yaklaşır işletim sisteminin kapladığı alan. Yarısı neredeyse zaten işletim sistemine ve diğer uygulamalara gidiyor. Burada en azından 128 olduğu için 30 GB da gitse size 100 GB'a yakın bir alan kalmış oluyor. Bence bu güzel bir detay olmuş. Bu arada eğer depolama alanı bana yetmez derseniz yani 100 GB'la ben doldururum, işte oyun yüklüyorum, film izliyorum, işte ne bileyim fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum falan derseniz onun da çözümü var. Telefonun üzerinde 2 TB'a kadar destek sunan bir microSD bellek kartı yuvası da var. Oraya da isterseniz 2 TB'lık bir hafıza kartı takarsanız depolama kapasitenizi bayağı bir arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bence bu en müşkül pesent kullanıcı için bile yeterli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Telefonda bazı ilginç özellikler de bulunuyor ki Realme C55'te de vardı arkadaşlar. Ultra Boom adını verdiği Realme'nin bir teknolojiye sahip. Burada hoparlörün sesini %150'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yani %50 oranında daha yukarı çıkartabiliyorsunuz sesinizi, hoparlörün sesini. Bu sayede ne oluyor? Eğer yüksek sese ihtiyacınız varsa telefonun hoparlörleri size yardımcı olmuş oluyor. Ben de bu özelliği çok beğendim. Fiziksel özellikler kısmında belirttim ama biraz daha detay vermek istiyorum. Telefonun yan yüzünde bir parmak izi okuyucu var ama oldukça hızlı ve çok güzel bir şekilde çalışıyor bu parmak izi okuyucusu ve kendi kategorisinde değerlendirdiğimde özellik anlamında çok güzel bir parmak izi okuyucu koyduklarını da söyleyeyim. Gelelim telefonun kamera özelliklerine. Şimdi telefonu alıyorum elime ve kamera özelliklerinden açıyorum kameramızı ve karşıma fotoğraf bölümü çıkıyor arkadaşlar. Burada hem yüzünüzle ilgili birçok efekt olduğu gibi çok enteresan bazı böyle ilginç fonksiyonel efektlerde bulunuyor. Bunlar arasında arkadaşlar şehir sokak filtresi, gizli bahçe filtresi, güneşli tatil filtresi gibi böyle enteresan filtreler de bulunuyor. Bunlar ne işe yarıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. İşte mesela bu tatil filtresinde güneşli bir havada ve sarımtırak fotoğraflar çekiyorsunuz. Çok daha güzel pozlar elde edilmiş oluyor. Şehir sokak filtresinde ise şehire uygun renkler otomatik olarak telefona yükleniyor ve aynı şekilde gizli bahçe filtresinde de eğer böyle çiçek ya da bitki fotoğrafı çekeceksiniz ona uygun renkler otomatik olarak telefona yüklenmiş oluyor. Bunun gibi bir sürü çeşitli filtreler de var bu arada, onu da söyleyeyim. 50 megapiksellik bir ana kameramız var dedik. Buna bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Ön kameramız ise 8 megapiksel arkadaşlar. Ana kameramız 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Bunun dışında yapay zeka desteğimiz var. Yapay zeka desteği sayesinde çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu önemli bir detay. Gece modumuz var. Ana kamerada kullanabildiğimiz bu gece modu sayesinde çok güzel gece fotoğrafları çekiyoruz ki bence artık gece modu standart olmalı. Bu modelde de gece modu bulunuyor ve eğer gece fotoğraf çekeceksiniz çok daha güzel fotoğraflar elde etmiş oluyorsunuz. Bu mod olmasaydı görüntüler bayağı bir çamur gibi oluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Gece modunda yine ana menüden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gece modunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak gece modunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında portre modumuz var. Hem ön hem arka kamerada kullandığımız ki portre modu da gayet iyi çalışıyor. Ön kamerada güzel çalışıyor. Ana kamerada güzel çalışıyor. Diğer tarafına geldiğimizde hızlandırılmış çekim var. Profesyonel var. Panorama var. Yavaş çekim var. QR modu var ve 50 megapiksel modu var. 50 megapikseli buradan ayarlıyorsunuz. Bunu 50 megapiksel seçtiğiniz zaman 50 megapiksel fotoğraf çekmeye başlıyorsunuz. Bu da güzel fonksiyonlarından bir tanesi olmuş kameranın. Şimdi Realme'de çektiğim örnek fotoğraf ve videoları izleyelim. Ardından incelemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Thank you.
İzlemekte olduğunuz bu videoyu Realme C53'ün ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Siz de bu ürünlü video kaydı yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir görüntü ve ses kalitesi elde edeceksiniz. Bu arada ön kameranın 720p kayıt yaptığını da söylemiş olayım. Gelelim telefonun pil ve şarj özelliklerine. Telefonda 5000 mAh'lik bir pil var. Kutusundan 33 watt'lık SuperVOOC destekli bir adaptör çıkıyor. Adaptör çıkması önemli bir detay. Ayrıca bir de kılıf çıkıyor arkadaşlar kutudan. Bunu da ben beğendiğimi söyleyeyim. İç kılıfla vesaireyle uğraşmıyorsunuz. Güzel şeffaf, böyle füme renkli, yani tamamen şeffaf değil. Füme renkli bir böyle plastik bir kılıf çıkıyor. Telefonu isterseniz o kılıfla da kullanırsınız, isterseniz normal şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Bu adaptörle yaklaşık olarak 62 dakikada telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bence güzel bir süre olduğunu söyleyebilirim. Genelde hani bu seviyedeki, bu kategorideki ürünler 1,5 saat, 2 saate yakın sürelerde şarj olurken bu ürün arkadaşlar tamı tamına 62 dakikada sıfırdan %100'e kadar şarj oluyor. Tabii ben her zaman yaptığım gibi pil sırmak testleri de yaptım. Telefonla yaptığım pil sırmak testini şimdi şuradan çıkartacağım sizlere. Elde ettiğim değer ise 17 saat 24 dakika. Çok iyi bir değer. Onu söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim arkadaşlar. Muhtemelen çok iyi bir optimizasyon yapılmış telefonla ilgili. 17 saat 24 dakika demek sizin bu telefonu rahat rahat 2 gün kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Benden bu pil ömrü de tam puan aldı. Realme C53 fiyat performans oranı yüksek bir cep telefonu olmuş ve bu videoda ben sizlere telefonun özelliklerini ve fonksiyonlarını anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz başka konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Hepsini de elimden geldiğince bizzat, bakın burada çok önemli konu bu, bizzat yanıt veriyorum. Bazen bu soru geliyor bana. Abi işte senin yanıt vereceğini bir ummazdım, beklemezdim. Veriyorum arkadaşlar. Ben yanıt veriyorum. Hiç sıkıntı yok. Hepsini okuyorum. Siz de bu çabama destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yani bu videoyu izliyorsanız bir bakın abone miyim diye. Abone olursanız çok sevinirim. Abonelik benim için paralı değil. Hani bana bir para vermiyorsunuz, bir şey ödemeniz gerekmiyor. Katıl aktif değil bende. Bazı yayıncılarda olduğu gibi bende aktif değil. Abone olun. Herhangi bir ücret vesaire yok. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Bana farklı şekilde destek olmak isteyenler için de sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.